Abi ben dışarıdayım. Evet Alper, seni dinliyorum. Buraya geldiğimi başkan bilmiyor. İran'ın nükleer silahlar konusunda en etkili adamlarından biri İstanbul'da. Bu sabah Şam'dan tarifeli seferle geldi. 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Rezervasyonunu biri Mossad, biri CIA ajanı 2 kişi yaptı. Kim bu adam? Eski bakan yardımcılarından biri. İran'ın nükleer sistem kurmasında uluslararası temasları sağlayan bir adam. Almanların, Fransızların ve Rusların 1 numaralı adamı İran nezdinde. Adamı öldürecekler mi, kaçıracaklar mı? Adamı öldürmek isteyenler de var, kaçırmak isteyenler de. Sizinkiler niye el atmıyor bu işe? Bu sıra bizde işler karışık. Daha doğrusu bizimkilerin kafası karışık. Bu adam o kadar herkese değmiş ki altından ne çıkacağını kimse bilmiyor. Ve ayrıca bir operasyon yapılsa şehrin göbeğinde kiminle çatışılacağı belli değil. Adam CIA tarafından kaçırılırsa İran baskı yapacak. Nasıl müsaade edersiniz diye. Adamı siz kaçırırsanız CIA ortalığı ayağa kaldıracak. Türkiye İran'ın nükleer silahlanmasını destekliyor diye. Aynen öyle. Biz bu kararı alana kadar bu adam İstanbul'dan uçacak. Nerede kalıyor bu adam? Davut Bey, bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ediyor her şeyden önce. Tüm istekleriniz gerçekleştirilecek. Ailem benim yanıma ne zaman gelecek? Yarın öğleden sonra özel uçağımızla sizi uğurlayacağız. Sağ salim Amerika'ya vardıktan sonra aileniz de en kısa zamanda yanınıza katılacak. Bana ailemin ne zaman yanıma geleceği net olarak bildirilmezse sizinle işbirliği yapmam. Bu taahhüdü ancak Davut Bey size verebilir. Yarın sabah kahvaltıda yüz yüze konuşuruz. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı Sayın Bakan? Bir arzunuz, isteğiniz? Hayır, yok. Teşekkür ederim. Dokümanlarınız hazır mı diye sormama gerek var mı Sayın Bakan? Bir kat aşağımızda. Usta, otele girdiğimizi kameralar kaydetti. Ne olsa bu iş bizim üstümüze kalır. Kalsın Memati. Adamın bizim elimizde olduğunu bilsinler. Abdüley, iner inmez odada şahsi neyi varsa yukarı yolla. Tamam abi.
1311 no'lu odanın avlularını değiştirir misiniz? Hemen efendim. Bir dakika dur. Havlu çarşaf istediler.
Teşekkür ederim. Tamam mı Abdüle? Tamam abi. Çıkalım mı abi? Erhanlar çıkınca çıkalım Emati. Hallettin mi gülüm? Hadi Erhan, hadi Erhan. Oo. Ne hadi Erhan? Hadi Nevzat. Adamı çıkaralım. Sen kimsin? Neredeyim ben? Farz edelim ki burası Amerika. Rahat ol. İyi uyudun mu? En azından kimin elinde olduğumu söyleyin. Ben Polat Alemdar. İstanbul'dasın. Eğer işbirliği yaparsan güvenli ellerdesin. Diplomatik dokunulmazlığım var. Elçiliğe haber verilmesini istiyorum. İstiyorsan arayayım elçiliği. Benden zorla bilgi alamazsınız. O yüzden güzellikle istiyorum. Hangi istihbarat için çalışıyorsunuz? Bana Türkiye'de temas kurduğun herkese anlatacaksın. Benim anlatacak bir şeyim yok. İyi düşün. Anlatacak bir şeyin mutlaka vardır. Benim vaktim çok. Seninki de çok. Alper'le görüşüp geliyorum. Tamer çıkmasın, beni beklesin. Tamam usta. Abdüley,
Adamın kapısına en sağlam iki adamını koy. Kimseyi içeri almasınlar. Abi, bütün istihbaratlar ayaklanacak. Ofisten başka bir yere mi götürsek? Bizimkiler başta olmak üzere İran, CIA, Mossad, KGB. Sayma Abdüre, 29 harfi ezbere biliyorum. Sabah ofisten çıkarırız. Şimdilik gözümün önünde kalacak. Nereye? Çıkacak. Sorumun cevabı değil ama abi beklesin dedi. Bir şey mi var? İranlı bir herif var. Onunla alakalı. Çıkma işte. Sen kimsin? Neredeyim ben? Farz edelim ki burası Amerika. Rahat ol. Sadece İranlı olduğunu biliyorum. Ali askeri mi? Emirlerinizi bekliyorum. İçeri gireceğim. Kimseyi içeri almayın dediler efendim. Abdüley'in haberi var. Bir şey sorup çıkacağım. Buraya gelenlere hiçbir şey anlatmayın. Kurtulacaksınız. Sen kimsin? Senin Amerika biletin. Başka taktik kalmadı mı beni konuşturacak? Ali askeri, hayatın söz konusu. Ya bana inanırsın ya da ölürsün. Senden istediğim hiçbir şart altında konuşmaman. Sabah saatlerinde bomba patlayacak. Panik yapma. Hiçbir şart altında odadan çıkma. Buyurun efendim. Kapıyı aç. Baş üstüne. Kimin elinde olduğumu söyleyin. Ben Polat Alemdar. İstanbul'dasın. Eğer işbirliği yaparsan güvenli ellerdesin. Diplomatik dokunulmazlığım var. Elçiliğe haber verilmesini istiyorum. İstiyorsan arayayım elçiliği. Benden zorla bilgi alamazsınız. O yüzden güzellikle istiyorum. Hangi istihbarat için çalışıyorsunuz? Bana Türkiye'de temas kurduğun herkese anlatacaksın.
Benim anlatacak bir şeyim yok. İyi düşün. Anlatacak bir şeyin mutlaka vardır. Benim vaktim çok. Seninki de çok. Saat 45 dakika sonra uçak burada olacak. Uçak Kuzey Irak'tan geliyor. Ve iniş izni son anda acil olarak istenecek. Gerekli izinleri vermenizi bekliyoruz. Merak etmeyin. Saat sonra uçak havaalanı. Alo. Uçak bilgimiz dahilinde. Yakıt ikmali yapıp Almanya'ya devam edecek. İniş için gereken izni verin. Abi bu mesafeden zor. Hele zırhlıysa komple zor. Aşağı inip yolunu mu kesseydik? Zırhı delmek daha kolay mı?